Mutfaklar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfak havlularını göstereceğim. Şu şekilde sade bir havlum var. Bunun şurasına, kanaviçe yerine şöyle isim yazmayı düşünüyorum. Ve bu havlumun kenarında püskül olmadığı için renkli boya yapmak yerine püskül yapmak istedim. Çünkü bu havlumda püskül var. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, yorum yapın ve like atın. Bunun da videosu gelecek arkadaşlar. Bundan sonraki videomuz muhtemelen bu isimli mutfak havlusu olacak, işlemesi. Gördüğünüz üzere. Öncelikle boyamız için tabii ki makas, çakmak, bir tane büyük boy yemek çatalı ve ipe ihtiyacımız var. Rengini siz belirleyin. Benim havlum beyaz olduğu için belirleyin. Şimdi ben 2 metre boyunda şu şekilde 2 metre boyunda ipimi ayarlarım. Sizin ne kadar dolayacağınıza bağlı arkadaşlar. Benimki 2 metre tam denk geliyor. Şimdi ipimin bir ucunu iğneme geçirerek başlıyorum. Çok geçirmeyelim, burada kalsın. Şimdi şu yemek çatalımız var arkadaşlar. Şu şekilde tutuyoruz. Şu şekilde. Şu ipimi şöyle koyuyorum ve şu elimle bastırıyorum. Görünüyor umarım. Şimdi burada 30 defa dolayacağım. Yetmeyecek değilse 29 ve 30. Hemen hemen ayarlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde birazcık öne almam lazım. Şu boşluğa, şu çatalın şu boşluğuna, şurada bir boşluğa iğnemi geçiriyorum. Şu ipimi de iğnemin üzerine alıp şimdi aynı iğne oyası düğümü atar gibi atıyorum arkadaşlar. İpim de çıkmasın bu arada iğneden. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Böyle bir şey oldu. Bir defa düğümde açılabileceğini düşündüğüm için ikinci bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Sağlam olsun. Yaptığımız iş kaliteli dursun. Evet. Püskülümüz bu kadardı. Şimdi çataldan çıkardım. Çatalımızla işimiz bitti arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Şu başına şu şekilde, bu başına da bir düğüm atacağım ki halıyı öyle monte edebileyim arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Şimdi makasımı alıyorum. Püskülün uçlarını kesmedim. Görmüştünüz. Bütün uçları kesiyorum. Kesmediğim var mı diye bakıyorum arada. Evet, var. Evet. Bütün uçlarını kestiğimden emin olduktan sonra arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Püskülümüz bu. Şimdi çakmak biraz şey yapacak, suyunu çekelim. Şu şekilde yıkandıktan sonra açılmasın diye çok hafif bir çakmak değdiriyorum. Öyle çok yakmadım arkadaşlar. Sadece uçları şey olmasın diye, açılmasın diye. Şimdi bunu buraya monte edeceğiz. Ama monte etmeden önce bunu nasıl yapıldığını göstereyim. Öncelikle çelikle yine aynı iple yaptığım için aynı iple kesiyorum. Bu arada benim ipim normal beyaz ip. Altın başak 50 numara. Soranlar için. Şimdi buraya arasına 4 tane yaprak, bir tane püskül olacak şekilde yaptım. Ben 3 tane yaprağı yaptım. 4. yaprağı da sizlerle yapacağım. Farmın içerisine gelip buraya küçük bir tane yaprak yapacağım. Bu sizin zevkinize kalmış büyüklüğü, küçüklüğü. Ben mutfak havlusunu yaptığım için çok kaba olmasın diye küçük bir yaprak yapıyorum. Bu şekilde hemen iğne oyası bilenler bilir zaten. Bugün çok detaylı anlatmayacağım. Şu şekilde
yaprağımız oldu. Şimdi bakıyoruz araya. 3-5 tane zürafa yapmışım. 6. zürafaya yine yaprak koymuşum. Şimdi bu şekilde yapalım. İkinci zürafa. Üçüncü zürafa. Dört. Beş. Ve altıncıya yine yaprak yapıyorum. Şu yaprağı da yapıp size nasıl bağladığımı göstermek istiyorum. Evet, böyle oldu arkadaşlar. Sonra tabii şu ipleri yakacağız. Evet arkadaşlar, bu püskülümüzün ucuna iğnemi taktım. Burada 5 tane zürafa yapmıştım. Çünkü tek sayı olmasını özen gösterdim. Çünkü ortadakine şu püskülümü bağlayacağım. Siz 3 de yapabilirsiniz bunu. Şu şekilde tekrar göstereyim. Şu püskülümü elimle tuttum. İğnemi zürafamın içine oturttum ve şu kalan ipini 2 defa sıkıca doluyorum. Şu şekilde bir şey oluştu arkadaşlar. Ben burada bitirmiyorum arkadaşlar. Şu yaptığımız püsküle tekrar geliyorum. Buraya tekrar bir düğüm atıyorum. Çakmakla da yakalım. Evet. Ben şu püskülün dibinde bitirince burada kötü bir görüntü oluşmuyor arkadaşlar. Şu şekilde püskülün arkasında kalıyor. Zaten püskülüm bu şekilde oldu arkadaşlar. Ütüleyince daha da düzelir. Şu şekilde çekiştirerek yönünü belirleyebiliriz. Evet. Bunu isterseniz yazmaya, isterseniz havlulara, isterseniz masa kenarlarına, herhangi bir şeyin kenarına, her şekilde olur. Dediğim gibi bunun kanaviçe tarafına böyle bu şekilde yazı işleyeceğim. O yüzden havluyu sade tutmak istedim. Bugünlük de videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorum ve like atmayı unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Yorum yapın ve like atın. Bunun da videosu gelecek arkadaşlar. Bundan sonraki videomuz muhtemelen bu isimli mutfak havlusu olacak, işlemesi.